Gözbebeği eşsiz İstanbul'umuzun her dönemine şahitlik etmiş güzel ilçesi Bakırköy'ümüzün ilk belediye meclisi toplantısına hoş geldiniz efendim. Önümüzdeki 5 yıllık dönem için Bakırköy'lü hemşirelerimiz iradelerini ortaya koydu ve bizlere çok büyük, çok önemli bir sorumluluk yükledi. Meclisimizin istisnasız her bir üyesinin bu sorumluluğu aklında ve yüreğinde hissettiğinden, tüm bilgisini, emeğini ve vizyonunu bu amaç için kullanacağından eminim. Tüm meclis üyelerimizle birlikte Bakırköy'ümüzü hak ettiği yere taşıyabilmek için gece gündüz çalışmak üzere yeni bir döneme başlıyoruz. Evrette komşularımıza verdiğimiz sözleri teker teker yerine getireceğiz. 5 yılın sonunda alnımız ak, başımız dik şekilde eserlerimizden gurur duyarak gezeceğiz. Adil, şeffaf, hesap verebilir, sorumluluk sahibi olan temel kurumsal yönetim ilkeleriyle hizmet edeceğiz. Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmadan herkese eşit hizmet vereceğiz. Yasal yetki ve sorumluluklarımızı yerine getirerek daima toplum yararına çalışıp kanunsuz işlerin ve menfi çıkar gruplarının karşısında duracağız. Bakırköy'ün kaynakları, Bakırköy'ün değerleri daima Bakırköy için kullanılacak. Bakırköy'ü yaşamak ve yaşatmak için çalışacağız. Belediyemizin baharla başlayan yeni döneminde bu bahar başka bahar diyorum ve sözlerime son verirken bu mübarek Ramazan ayında meclisimizin ilk birleşimini açmak üzere sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum efendim. Evet arkadaşlar, ekseriyetimiz vardır. Katılım sağlanmıştır. Bakırköy Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi 1. toplantı yılı 2024 senesi Nisan ayı olağan meclis toplantısının 8 Nisan 2024 Pazartesi gününe ait bileşimini açıyorum. İzin dilekçeleri var mıydı? Var başkanım. Güncan Gersin meclisimiz. Tamam. Peki, izin dilekçesi katılamayacağından izinli sayılmam konusunda saygılarımı arz ederim. Oylayalım. Bugün aramızda olamayan Gülcan Gerz için oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimser. Peki, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Sayın Divan Katibi, meclis gündemini okur musunuz lütfen? Nesrin Hanım. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun Başkanlık Divanı başlıklı 19. maddesinde Belediye Meclisi seçim sonuçlarının ilanını takip eden 5. gün Belediye Başkanı'nın başkanlığında kendiliğinden toplanır, hükmü yer almaktadır. Bakırköy İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçim Sonuçları 03.04.2024 tarihinde ilan edildiğinden dolayı Bakırköy Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi 1. toplantı yılı 2024 senesi Nisan ayı olağan meclis toplantısı 8 Nisan 2024 tarihinde saat 13'te Sakız Ağacı Mahallesi Kennedy Caddesi numara 200 adresinde bulunan Bakırköy Belediyesi Eğitim ve Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. Bilgi ve gereğini arz rica ederim. Gündem maddeleri: saygı duruşu ve istiklal marşı, açılış ve yoklama, seçimler, A bendi 5393 sayılı yasanın 19. maddesi gereği meclis birinci başkan vekili seçimi ve 5393 sayılı yasanın 19. maddesi gereği meclis ikinci başkan vekili seçimi, C 5393 sayılı yasanın 19. maddesi gereği divan katipliği üye seçimi, D 5393 sayılı yasanın 33. maddesi gereği encümen üye seçimi, E 5393 sayılı yasanın 24. maddesi gereği ihtisas komisyonlarına üye seçimi. 3. madde Marmara Belediyeler Birliği'ne üye olunması ve üyelerin seçimi. 4. madde Bakırköy Belediyesi 2023 mali yılı faaliyet raporu. 5. madde başkanlık tekliflerinin görüşülmesi. 6. madde 2023 yılı denetim komisyonu raporu hakkında belediye meclisinin bilgilendirilmesi. 7. dilek ve temenniler. Evet, teşekkür ediyoruz. Okunan meclis gündemini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimser,
Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündem maddelerine geçiyoruz. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 19. maddesi gereği gizli oylama usulüyle Meclis 1. Başkan Vekili seçimi olacaktır. Meclis 1. Başkan Vekilliğine Çiğdem Kırıkoğlu seçilmiştir. Hayırlı olsun, kendisine başarılar diliyoruz. Asil üye olarak Fatma Selen Kocaoğlu ve Efe Kanat, yedek olarak Gani Açıkel ve Nesin Sümeyye Özbay divan katipliğine seçilmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi plan ve bütçe komisyonu ile imar ve bayındırlık komisyonu kurulması yasal zorunluluktur. Bu iki komisyonun dışında hukuk komisyonu, kentsel dönüşüm komisyonu, harita komisyonu, altyapı komisyonu, tarife komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, ulaşım ve trafik komisyonu, engelsiz hayat komisyonu, deprem ve doğal afet komisyonu, tüketiciyi koruma komisyonu, toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu, hayvan hakları komisyonu, basın yayın ve halkla ilişkiler komisyonu, sanat komisyonu, turizm komisyonu, Avrupa Birliği ve dış ilişkiler komisyonu, uyuşturucu ve her türlü bağımlılıkla mücadele komisyonunun kurulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, bir red. Peki. Peki, 5300 sayılı yasanın 24. maddesi gereği 5 üyeden oluşacak 1 yıllık süre için ihtisas komisyonlarının üye seçimlerine geçmeden önce bu komisyonları oy çokluğuyla kabul ediyoruz. Peki. Şimdi diğer komisyonlar 5393 sayılı yasanın 24. maddesi gereği 5 üyeden oluşacak 1 yıllık süre için ihtisas komisyonlarına üye seçimlerine geçiyoruz. Seçimler açık oylama usulüyle yapılacaktır. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na isimlerini okuyorum. Çağhan Bulut, Caner Kılıç, Mustafa Fazlıoğlu, Uğur Dündar ve Özgür Palat seçilmişlerdir. Hayırlı olsun diyorum. Plan ve Bütçe Komisyonu'na Uygar Elito, Mahmut Koray Biber, Meltem Dikmen Uncular, Temel Polat, Özgür Polat seçilmişlerdir. Hayırlı olsun diyorum. Hukuk Komisyonu'na Uğur Dündar, Tuğçe Çalık Karademir, Jale Bakistanlı, Selen Kocaoğlu ve Özgür Polat seçilmişlerdir. Hayırlı olsun diyorum. Kentsel Dönüşüm Komisyonu'na Ali Rıza Akyüz, Caner Kılıç, Çağhan Bulut, Kenan Şahin ve Özgür Polat seçilmişlerdir. Hayırlı olsun diyorum. Altyapı Komisyonu'na Caner Kılıç, Mesut Metin, Pınar Ünsal, Gani Açıkel ve Ramazan Denli seçilmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tarife Komisyonu'na Kenan Şahin, Tarkan Eller Gezen, Pınar Ünsal, Barış Kaptan ve Ramazan Denli seçilmişlerdir. Hayırlı olsun diyorum. Harita Komisyonu'na Caner Kılıç, Cemalettin Özdemir, Çağlan Bulut, Tarkan Eller Gezen ve Ramazan Denli seçilmiştir. Hayırlı olsun diyorum. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na Mehmet Cahit Ataş, Gani Açıkel, Efe Kanat, Nesrin Sümeyye Özbay, Gülcan Gers seçilmişlerdir. Hayırlı olsun. Çevre ve Sağlık Komisyonu'na Pınar Ünsal, Margaret Dikme, Meltem Dikmen Uncular, Nesrin Sümeyye Özbay, Gülcan Gers seçilmişlerdir. Hayırlı olsun diyorum. Ulaşım ve Trafik Komisyonu'na Cemalettin Özdemir, Margaret Dikme, Mehmet Cahit Ataş, Barış Kaptan, Ramazan Denli seçilmişlerdir. Hayırlı olsun. Engelsiz Hayat Komisyonu'na Meltem Bekeroğlu, Meltem Dikmen Uncular, Efe Kanat, Gani Açıkel ve Gürcan Ger seçilmişlerdir. Hayırlı olsun diyorum. Deprem ve Doğal Afet Komisyonu'na Nesrin Sümeyye Özbay, Tarkan Eller Gezen, Çağhan Bulut, Mustafa Fazlıoğlu ve Ramazan Denli seçilmişlerdir. Hayırlı olsun diyorum. Tüketiciyi Koruma Komisyonu'na Kenan Şahin, Meltem Dikmen Uncular, Jale Bakistanlı, Temel Polat ve Ramazan Denli seçilmişlerdir. Hayırlı olsun. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'na Tuğçe Çalış Karademir, Selen Kocaoğlu, Mehmet Cahit Ataş, Margaret Dikme ve Mustafa Fazlıoğlu seçilmişlerdir. Hayırlı olsun. Hayvan Hakları Komisyonu'na
Seren Kocaoğlu, Efe Kanat, Barış Kaptan, Margaret Dikme ve Gülcan Gerç seçilmişlerdir. Hayırlı olsun diyorum. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Komisyonu'na Seren Kocaoğlu, Uygar Elito, Mahmut Koray Biber, Barış Kaptan ve Gülcan Gerç seçilmişlerdir. Hayırlı olsun. Tamam, peki. Sanat Komisyonu'na Meltem Bekeroğlu, Mesut Metin, Mahmut Koray Biber, Margaret Dikme ve Ali Fatinoğlu seçilmişlerdir. Hayırlı olsun diyorum. Turizm Komisyonu'na Uygar Elito, Pınar Ünsal, Tuğçe Çalık Karademir, Cemalettin Özdemir ve Ramazan Derneği seçilmişlerdir. Hayırlı olsun. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu'na Efe Kanat, Jali Bakistanlı, Uygar Elito, Nesrin Sümeyye Özbay ve Özgür Polat seçilmişlerdir. Hayırlı olsun. Uyuşturucu ve Her Türlü Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu'na Mehmet Cavit Ataş, Pınar Ünsal, Uğur Dündar, Meltem Bekeroğlu ve Gülcan Yer seçilmişlerdir. Hayırlı olsun diyorum. Evet, gündemin diğer maddesine geçiyoruz. Marmara Belediyeler Birliği'ne üye olunması ve üye seçilmesi hakkında başkanlık teklifi var. Teklifi daha evvel gruplara iletmiştik. Okunmuş olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Marmara Belediyeler Birliği tüzüğünün kabulü ile birliğe üye olunmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. İlgili başkanlık teklifi kapsamında üye seçimimiz olacaktır. Gruplardan bir asil, bir yedek üye isminin belirlenmesi gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun asil ve yedek aday ismini alabilir miyiz? Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Marmara Belediyeler Birliği için vereceğimiz asıl üye Cemalettin Özdemir, yedek üye olarak ise Pınar Ünsal'ı öneriyoruz Sayın Başkanım. Teşekkür ediyoruz. AK Parti grubunun asil aday ismini ve yedek aday ismini alabilir miyiz? AK Parti olarak asil Özgür Polat, yedek üye olarak Ramazan Derneği Sayın Başkanım. Teşekkür ediyorum. İlk olarak belediye başkanının doğal üye olarak seçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi grubunun aday isimlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, peki, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. AK Parti grubunun aday isimlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, kabul etmeyenler, oy çokluğuyla reddedilmiştir. Marmara Belediyeler Birliği'ne doğal üye olarak Belediye Başkanı Sayın Doçent Doktor Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, Meclis Üyesi Cemalettin Özdemir asil üye, Meclis Üyesi Pınar Ünsal ise yedek üye olarak seçilmişlerdir. Hayırlı olsun. Öncesinde ben Sayın Başkanıma, Sayın Divanı ve çok değerli Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarıma beni bu onurlu göreve layık gördüğünüz için çok teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başlangıcında ve büyük Atatürk'ün biz Türk kadınlarına verdiği seçme seçilme, belediye seçme seçilme hakkının 94. yılında bir kadın belediye başkanımızın ardından bu göreve seçildiğim için ayrıca mutluyum. Görev süren boyunca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasaları çerçevesinde adil, şeffaf ve eşitlikçi bir görev anlayışında bulunacağından emin olabilirsiniz. Hep birlikte Bakırköy halkının yararına alacağımız kararlarımız çok olsun istiyorum. Ve önceki dönem görev yapmış arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkes denetim komisyonu çalışmalarını tamamlayarak 2023 yılı denetim komisyon raporunu yasal süresinde Başkanlık Bakanlığı'na sunmuştur. Bu konuyla ilgili bir bilgilendirmemiz olacak. Buyurun Sayın Divan Katibi. Bakırköy Belediye Başkanlığı 2023 yılı denetim komisyon raporu. Sonuç: Bakırköy Belediyesi'nin 2023 yılı gelir ve giderleriyle bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleri üzerinde yapılan denetim sonucu aşağıdaki yazılı hususlar tespit edilmiştir. Belediyenin vadesi geçmiş olan alacakları için zaman aşımı süresi dolmadan gerekli yasal işlemlerinin ve takibinin yapıldığı, belediyenin gayrimenkul kiralamalarının
detaylı bir çalışma yapılarak daha etkin hale getirildiği, kurumun muhasebe kayıtlarına alınması gereken tüm mali verilerin günü gününe kaydının yapıldığı, kurum içi eğitime daha fazla önem verilmesi, 657 sayılı devlet memurları kanununa göre çalışan memurlar ile 4857 sayılı iş kanununa göre çalışan işçilerin maaş, mesai, ikramiye, ölüm, doğum ve benzeri bordrolarının ilgili yasalar ve toplu iş sözleşmesine uygun olarak tanzim edildiği, kuruma ait taşınır işlemlerinin taşınır mal yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara göre düzenlenme yapıldığı, ekonomik ömrünü doldurmuş, kullanılma özelliğini kaybetmiş araçların hurdaya ayrılması gerektiği, hurdaya ayrılan araçların işlemlerinin yapılarak envanterden düşürülmesi gerektiği, bütçe kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi ve bütçe imkanlarının daha fazla miktarda hizmete yönelik verimli yatırımlara yönlendirilebilmesi amacıyla cari giderlerin tasarruf tedbirleri içerisinde önemli bir kalem oluşturması, belediyenin yatırım plan ve programları ile belediyenin mevcut mali ve ekonomik yapısı da dikkate alınarak belediyenin zorunlu giderleri haricinde cari giderlerin de önemli tasarrufların uygulandığı komisyonumuzca tespit edilmiştir. Bakırköy Belediyesi'nin 2023 yılı gelir giderleriyle bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemleri üzerinde yapılan denetim sonucu, değerlendirme ve öneriler düzenlenerek İşbu rapor 29.03.2024 tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunulmuştur. İmza Denetim Komisyon Başkanı Recep Sevinç, Denetim Komisyon Başkan Vekili Mahir Çelik, Üye Tarkan Eller Gezen, Üye Halil Ağoğlu, Üye Servet Toramı. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçilen Sayın Belediye Başkanı'nı ve Sayın Belediye Meclis Üyelerini samimi duygularımla tebrik ediyor ve başarılı olmanızı diliyorum. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, demokratik, laik ve hukuk devleti olan ülkemizde 31 Mart 2024 yerel seçimleri demokrasinin vazgeçilmez kuralları içerisinde kalınarak başarılı bir şekilde yapılmıştır. Yapılan seçimlerde seçmenin iradesi sandıktan çıkmış ve seçmen kendilerini temsil etme görevini bizlere vermiştir. Bizlere güvenen bütün seçmenlerimize teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Her birimizin yaşamında onur ve gurur duyabileceği hikayeleri olabilir. Ben kendi adıma söylüyorum. Bakırköy Ziraat Baba'da 6 metrekarelik bir dükkandan bugün dünyaya önemli miktarda üretim yapan bir holdingin ortağı ve başkan vekiliyim. Çok sayıda ödül ve övgü aldım. Birçok yerde özellikle gençlere, öğrencilere bilgi birikimimi aktarmak, onlara ilham kaynağı olabilmek adına konuşmalar yaptım. Ancak halkın beni, kendisini temsil etme görevini ödüllerin en büyüğü olarak kabul ediyorum. Bu ödül çok muteverdir ve çok onur vericidir. Hatta çocuklarımıza, torunlarımıza bırakabileceğimiz çok önemli bir itibar mirasıdır. Umuyorum ki Sayın Başkan ve Sayın Meclis Üyeleri de bu duygularımı oy birliğiyle paylaşır. Bakırköy seçmeni belediye başkanına belediyenin sevk ve idaresi ile ihtiyaç duyduğu hizmetlerin yerine getirilmesi görevini vermiş olur. Belediye meclis üyelerine de yasama ve denetleme görevi ve yetkisi vermiştir. Yani halkımız belediye başkanının faaliyetlerini benim adıma denetle. Aynı zamanda belediye başkanının yapacağı hizmetleri yerine getirebilmesiyle ilgili taleplerini usulüne uygun şekilde karara bağlı demiştir. Umuyorum ki önümüzdeki 5 yıllık hizmet döneminde Bakırköy halkının ihtiyaç duyduğu hizmetleri başarılı bir şekilde yerine getirecek kararlar. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, hepinizin bildiği gibi 2004 yılından itibaren yerel yönetimde görevde olan Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanları 10 sene Sayın Atışınal Erzen, 10 yılda Bülent Kerimoğlu. Vatandaşlarımızı memnun edecek hizmetleri yerine getirememiştir. Bakırköy'ün sokakları perişan vaziyette. Yollar ve kaldırımlar işgal altında.
binaların çekme mesafeleri dahi ticari işletmeye dönüşmüş vaziyette. Özellikle Yeşilköy ve Florya'da binaların çatıları çatı olmaktan çıkmış dubleks daireler olarak inşa edilmektedir. Ve belediye de buna göz yummaktadır. Bakırköy'ün parkları halka kapatılmış, yüksek fiyatlarla satış yapan ticari işletmeler haline gelmiştir. Bakırköy'ün her tarafı başıboş dolaşan kedi ve köpeklerin mekanı haline gelmiş olup, Bakırköy'ün kadim mahalleleri olan Yeni Mahalle, Sakız Ağacı, Cevizlik, Zeytinlik mahallelerinin ara sokaklarının dahi dokusu bozulmuştur. Yangın çıksa itfaiye aracı giremeyecek durumdadır. Ayrıca çok eski olan yapıların durumu endişe verici hale gelmiştir. Allah korusun, kuvvetli bir depremde buralarda büyük sıkıntı olması kaçınılmazdır. Uzun bir sahil şeridine sahip olan Bakırköy'de halkın deniz kenarına ulaşabileceği, ücretsiz veya makul ücretle yararlanabileceği bir santimlik dahi yer kalmamıştır. Bakırköy Belediyesi 20 yıldır vatandaşı memnun ve mutlu edecek hizmetleri maalesef yerine getirememiştir. Geçmiş dönemde vatandaşın vergileriyle oluşan belediye bütçeleri hangi hizmetler için nasıl kullanılmıştır? Bu husus büyük bir soru işaretidir. Geçmiş dönemlerle ilgili olumsuzlukları çok uzun konuşabiliriz. Önceki belediye başkanı Bülent Kerimoğlu'nun tekrar aday yapılmayacağı kesinlik kazandıktan sonra 10 yıldır yıkmaktan başka hiçbir hizmeti yapmadığı halde giderek bütün parklardaki oyun aletlerini söküp yerine yerlerini koymuştur. Tamam, iş yapmıştır. Bir işin yapılması da güzeldir. Ancak bu işin nasıl ve hangi fiyatta yapıldığı önemlidir. Fiyat arayışlarına bir göre mi yapılmış, ihaleyle mi yapılmış, yoksa davetle mi yapılmış, nasıl yapılmış? Bu husa bakılması gereklidir. Sizden bunu bekliyorum. Geçmiş dönem Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı hakkında kamuoyunda ve açık kaynaklarda ciddi iddialar vardır. Bu şahıs kabataslak olarak gerek vatandaşlar gerekse bizler tarafından devri sabık olarak gözüküyor. Bu kişinin bugüne kadar yapmış oldukları ve yapması gerektiği halde yapmadıkları için yeni gelen mevcut başkan ve meclis herhangi bir davranış ve tutum sergileyecek mi? Yoksa üstünü örtecek mi? Bu hususu yakinen ve hassasiyetle takip edeceğimi ve edeceğimizi bilmenizi isteriz. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, Sayın Belediye Başkanı'nın ve Meclis Üyelerinin kamu yararına yapacağı her türlü hizmeti ve yatırımı, vatandaşımızı mutlu ve memnun edeceği her faaliyetini büyük bir memnuniyetle destekleyeceğimizi ifade etmek isterim. Ancak olumsuz ve yanlış gördüğümüz hususlarda ise yasaların bizlere verdiği görevleri, burayı bir kere daha okumak istiyorum. Ancak olumsuz ve yanlış gördüğümüz hususlarda ise yasaların bizlere verdiği görevleri de devleti yöneten partinin Bakırköy'deki temsilcileri olarak sonuna kadar kullanacağımızı bilmenizi isterim. Ve burada hiçbir şekilde geri adım da atmayız. Özellikle önümüzdeki faaliyet döneminde eğitim çağındaki çocuklarımızın spor yapmalarını kolaylaştırmak adına spor alanlarına ve yaşlılarımızın yaşam kalitesini arttırmak adına dışarıda zaman geçirmelerini sağlayacak sosyal alanların bir an önce faaliyete geçirilmesine ihtiyaç vardır. Bu hususta belediyemizin gerekeni ivedilikle yapması talebimizdir. Bakırköy'de amatör spor kulüpleri perişan durumdadır. Belediyenin bu kulüpleri destekleyecek kaynakları oluşturması da gerekmektedir. Özellikle Yüce Spor, Şöhretler Turnuvası Bakırköy'ün bir geleneğidir. Osmaniye İstiklal Spor, Cumhuriyet'le yaşıttır. Yeşilköy Spor aynı şekilde. Bu amatör spor kulüpleri Bakırköy'ümüzün çocuklarının, gençlerin gittiği yer ve uyuşturucudan ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan kopabildikleri yerlerdir. Buralara değer vermenizi, önemsemenizi
aşırı önemsiyorum ve maalesef Bakırköy'de en kıymetli dediğimiz Yüce Spor sahasına kaçak binalar yapılmıştır. Yüce Spor'umuzun sahası ve şöhretler turnuvası gitmiştir. Bu konuyu incelemenizi hakikaten kaçak mı değil mi? Çünkü açık kaynaklarda aşırı bir şekilde konuşuluyor. İskanı yok diye konuşuluyor. Yüce Spor, Osmanlı İstiklal Spor ve Yeşilköy bunlar Bakırköy'ümüzün temel değerleridir. Lütfen bunlara sahip çıkın Sayın Başkanım. Aynı zamanda ekonomik yetersizliği olan öğrenci ve ailelerinin de belediye tarafından desteklenmesi önemli taleplerimiz arasındadır. Söylemeyi unuttuk. Bale terörü de Yeşilköy'ü ve Bakırköy'ü hat safhaya varmıştır. Bale terörüne sizin gibi asil, son derece önemli bir eğitim ve meslek sahibi olan birinin bu alanlara gireceğine şahsen kesinlikle inanmıyorum. O yüzden bale terörünü yaratanların da kimler olduğu belli, memleketleri belli, her şey belli. Gerekli bütün desteği, kaymakamlık, emniyet, adalet, biz buraların temsilcisi olan partiyiz. Ne gibi yardım destek istiyorsanız emrinizdeyiz. Yeter ki Bakırköy'ümüz güzelleşsin. Bu kurumların hepsine beraber de gidebiliriz. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, aslında daha uzun uzun konuşacağımız, çözülmesini talep edeceğimiz konular var. Bakırköy'ümüz hak etmediği kadar maalesef hizmette geride kaldı. Önümüzdeki oturumlarda bunları sırasıyla dile getireceğiz. Zeytinburnu 20 sene evvel çamur içindeydi. Ben de orada Bakırköy'den Zırat'la ve oraya Zeytinburnu'na gidiyordum. Bozkurt Mensicat'ta motor sporcu çamur içindeydi. Bakırköy'e geldiğimizde başka bir dünyaya geldik diyorduk. Bugün Zeytinburnu Bakırköy'e geçti. Zeytinburnu sahildeki lokantalarda kuru fasulye... 20 yıl Bakırköy'ü cezalandırdı. AK Parti zamanında bunları da ifade etmeyi bekliyoruz. Siyaset yapmayacağız. Bakırköy'ü kuracağız. Bakırköy'ü toparlayacağız. Bakırköy iyi noktada gelecek. Seçim sandığı da bulaşık makinesi ya da çamaşır makinesi değildir. Seçim sandığından kimse temizlenerek çıkmaz. Oradan sadece yeni dönemi yönetecek kişiler değil. Ama geçmiş karşılaştık. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne tanıştığın kişinin ben olduğumu biliyorsun. Beni Ekrem İmamoğlu aleyhinde konuşmaya itme. O benim aile dostum. CNN Türkiye'yle konuşmadım, yine konuşmadım. Şimdi bu şekilde sözlerime son veriyorum. Sizlere saygılarımı ve iyi dileklerimi sunuyorum. İnşallah 5 yıl sonra Bakırköy'de pırıl pırıl bir Bakırköy, Zeytinburnu'nun hayran kalacağı bir Bakırköy olur. Söyleyeceğim cümleyi kaçırdık. Zeytinburnu'nda bugün kuru fasulye yemeye giderseniz sahilde oradaki restoranlarda 1000 TL. Ataköy'e gelip, Ataköy 4. kısım çarşısında bizim hem de Tavşan Mustafa'mız, Bakırköy Spor'un efsane kaptanı, onun lokantasına kebap yerseniz 500 TL. Bakırköy'le Zeytinburnu'na semtlerin arasındaki farkı en güzel böyle görebilirsiniz. İnşallah Bakırköy'ümüzü hak ettiği yere getirirsiniz. Saygılar sunuyorum. Beni dinlemeye kalktığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Kaç dakika oldu? Çok güzel. Saygıdeğer Divan, Meclis Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti üyeleri, basın mensupları ve değerli Bakırköy'lü komşularım. Bakırköy Belediye Meclisi'nin 9. seçim dönemi 1. toplantı yılı 2024 senesi Nisan ayı olağan ilk meclis toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Hepimize hayırlı olsun dilemek istiyorum öncelikle. Bu dönemde şunu tekrar ifade etmek isterim, üzerine vurarak ve baskılayarak. Cumhuriyet değerlerine ve Atatürk ilkelerine bağlı, liyakatlı, dürüst, çalışkan kadromuzla hedeflerimize hızla ilerleyeceğiz. Bu vesileyle de sizlerin ve komşularımızın Ramazan bayramını kutluyorum. Ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Sizleri saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum efendim.